Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bursluluk sınavı açıklaması geldi. Ayrıntılarıyla bakacağız. Neden taban puanları bu kadar yüksek? Neden birçok öğrencimiz kazanamadı? Deprem bölgesi için açıklamalar var. Bakacağız şimdi. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi hemen söyleyelim. Milli Eğitim Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı. 3 Eylül Pazar günü 785 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezi olmak üzere 55.475 salonda gerçekleştirilen bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Bu yıl 70.000 kontenjana ilaven 30.000 kontenjan da deprem bölgesi için kullanıldı ve toplamda 100.000'e çıkartıldı kontenjan. Devlet koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 3.871 öğrenci sınava katıldı ve tamamı burs imkanı e, sağlandı. Annesi ya da babası hayatta olmayan depremzede çocuklardan başvuruda bulunan 8.769 öğrenciden 6.925'i sınava girdi. Ve sınava giren tüm öğrencilere burs imkanından faydalandırıldı. Şimdi buradan şunu görüyoruz. Deprem bölgesi için bir kontenjan ayrıldı 30.000. 30.000'in 7.000'i gitti. Yani nasıl gitti? Herhangi bir aldığı puan çok da önemli değildi. Çünkü bu öğrencilerden 7000'inin annesi ya da babası hayatta olmadığı için bu öğrencilere otomatikman bursluluk sınavı kazandırıldı. O yüzden şunu söylüyoruz ki deprem kontenjanı olarak 30.000 değil aslında deprem kontenjanının daha az bir e, kontenjan olduğunu söylemek e, faydalı. Çünkü Burada bazı öğrenciler için sonuçlara tam bakılmamış. Keşke böyle olmasaydı aslında. Çünkü bunu en azından söylenseydi, bunlar ayrıntılı olarak açıklansaydı, öğrencilerimiz daha az çok taban puanlı tahmin ederdi. Bu da biraz kötü olmuş. Bununla birlikte bu sınavına başvuran 1 milyon 44 bin kişiden ise 875 bin öğrenci sınava katılmış ve toplamda 100 bin öğrenci burs almayı da hak kazanmış. Yani Milletin Bakanı bu şekilde açıkladı. Taban puanları ile alakalı maalesef çarpıcı sonuçlar var. Onları da yine ayrıntılı bir şekilde canlı yayınlarımızda ve videolarımızda aktaracağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.